Herkese selam. Bugün Farming Simulator 22'de 3. bölümdeyiz. En son kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son balyalama işlemi bitmiş. Hasadımız bitmişti. İkinci tarlaya hasada başlayacaktık. Bunu işçiye devredip hasada başlamaya devam edelim. Bu sırada balyaları toplayalım. Hemen hatta şöyle balyaları toplamaya başlayalım. Çalışma konumunda mı? Ne oldu lan? Toplayacak. Topladım. Traktörü şöyle köşeye kenara bırakalım. Şimdi buranın neye ihtiyacı var tarla olarak? Ona bir bakalım. Şimdi şuradan hasat edildi. Ne gerekiyor? Kireç gerekiyor diyor. Kireç gerekiyor diyor. Balya makinesini şuraya doğru koyalım mı? Şuradan gübrenin şeyini alalım. Keş dolduralım onu. Ama onu biz doldurmuştuk galiba ya. Bir şansım yok. Ya durun, siz niye geliyorsunuz? Oyunun sesi biraz fazla mı? Bana mı öyle geliyor? Yine fazla ya. Hala fazla. Şöyle iyi herhalde. Böyle iyiydi ya. Bana da fazla geliyor çünkü videoda fazla geliyordur büyük ihtimal. Bana fazla geldiğine göre. Bunu şuraya boşaltabilir miyiz? Kireç doldurup kireç alıyordu herhalde diye hatırlıyorum. Boşalt. Dur Hacı abi, ne diyor? Buradan hemen bir kireç alalım. Kireç. Kireç bununla atılıyormuş. Nasıl yapacağız? Sıvı gübreleme makinesi. Bunu buraya koyalım o zaman. Kiralayacağız o zaman. Yapacak bir şey yok. Nerede spreyler? Herbisit. Biz hangisiyle kireçleme yapacağız?
Suni gübre spreyleri. Bununla. Şu kireç alıyor. Bu da bayağı fazla kireç alıyormuş ya. Şunu ayarla. Kirala. Kirecin büyüğü yok mu? Var. 3 tane alalım ya. Hemen bir kireç yapalım oraya abi. Hatta önce tarlayı biçtikten sonra mı kireçlesek? Öyle yapabiliriz. Ya biçtiği şey sabanladıktan sonra. Sabanlayınca bir daha şimdi tekrar kireç gerekiyor derse sıkıntı. Yani bir sabana koyayım, oranın sürmesi de gerekiyordur büyük ihtimal. Daha şuradan bakalım ona tekrardan. Kireç gerekiyor. Oo, sürülmesi gerekmiyormuş aslında oranın ya. Sadece kireç mi gerekiyor? Sadece kireç gerekiyor. Gayet güzel. Gayet güzel. O zaman kirecimizi yapalım. Ondan sonra mibzerle direkt üstünden geçeriz. Taş da yok galiba çok fazla. Kaç metre mesafe şey yapıyorlar bu, onu da bilmiyorum tam olarak. İşçiye veririz ya. Sıkıntı yok. Halleder. Şuradan hallet. Biz de şununla binelim. Aa, çok kısaymış onun şeyi ya, mesafesi. Neyse, orayı da son tarafı da ben alırım. İçeride ev dolmuş. Onu gidip boşaltalım. Orayı yapana kadar biz de biçerle biraz biçeriz. Biraz da biçeri görmüş oluruz arkadaşlar. Öyle diyeyim. Hemen işçiyi çıkartayım. Hemen şuradan da bir fotoğraf alalım. Şöyle fotoğraf alalım. Bakalım fotoğraflarımız olmuş mu? Gözükmüyor. Almamış mı fotoğraf? Ya niye almıyorsun? Şöyle alsın. Bakalım.
Almış mı? Almış. Kireçleme bitti şimdilik. Yabani ot, herbisit yapsak buraya aslında iyi olur mu? Ama şey yaptıktan sonra, mibzerle geçtikten sonra herbisit yapalım. Şuna bir binelim. Mibzere geçelim. Mibzere geçelim. İçeride ver durmuş. Önce bir çerdövere geçelim. Bir çerdöver biraz yaptım. Ondan sonra işçiye verdim. Hızlandırmış olarak göreceksiniz. Eğer orayı geçmek isterseniz de geçersiniz. Çok önemli değil zaten. Bir şey konuşmuyoruz, etmiyoruz. Aa, biz ne unuttuk? Silah koymayı unuttuk. Silah koymadan nasıl yapacağız bu işi acaba? İyi hoş da. Allah'tan römorkumuz büyük de. Alır herhalde. Bakayım şöyle. Alır herhalde yani. Ama doldu gibi de. Bilemiyorum. Yani çok değişik bir hal içerisindeyiz. Kravat almaz yani. Şuradan tekrardan bunu bir işçiye verelim. Biz de o sıra şeye geçelim. Mibzere geçelim. Mibzeri açacağım. Şöyle bir yerleştirelim abi mibzerimizi. Bunu mibzeri işçiye vereceğim. Ondan sonra bir içeri kendim geçeceğim arkadaşlar. Şuradan. Şöyle verelim. Ne ekelim? Ne ekebiliriz biz şu an? Oyunu bir kaydetsin bakalım ne ekebiliyoruz. Kanola ekebiliyor. Kanola ekeriz aslında. Kanola güzel olabilir. Kanola ekelim. Verelim abi işçiye bunu. Şunu da herbisit alalım. Gelelim. Hızlıca. Herbisit alıp gelelim. Anam anam anam. Wo ho. Wo.
tane de herbisit alalım. Onları da dolduralım tankımıza. Aa, bu kadar mı alıyor? Her birisinde. Hemen gidelim abi. Her birisimizi yapalım. Ekim başladı zaten. Şu an kana da ekelim. Bir tur. Sen ekime devam et. Sen ne yaptın? Hop. Ben sana geleyim şimdi. Ya arkadaşlar işte böyle video yetiştirmeye çalışıyorum. O ses ne ya? Düdüt diyor. Size geldi mi ki acaba? Oyundan mı geliyor ki? Demedim artık. Tamam, ben bunu bir işçiye vereyim. Ben şuradan balyaya devam etsem. Şunu şöyle köşeye koyup buna balyaya devam etsek daha iyi olabilir aslında. Şimdi hemen bir gidelim, balya makinemizi alıp gelelim, balyaya başlayalım. O sırada size ne anlatsam ne anlatsam. Bizim Farmık maceramız, yani benim Farmık'la tanışma maceram çok uzun yıllara dayanır. Benim o zamanlar ilk bilgisayarım vardı. Bir tane CD vardı amcamdan gelen. Farmık Simulator 2009 Gold Edition üstünde de öyle yazardı. Çok severek oynadım ben onu. O zamanlar bize var ya, nasıl diyeyim, bayağı bir değişik geliyordu. O zaman ne vardı? ETS-1 vardı. Bu şey vardı. Bu Drive bir şey vardı. SCS software'ın yine. Bunlar vardı. Ve başka öyle oyun yoktu, simülasyon tarzı. Çok şey yapmıştım. Ondan sonra bilgisayarım olmadı bir süre. Ondan sonra bilgisayarım oldu. Bu zaman yabancı oyuncu Azat Egemen var. O 17 çekiyordu. Ben 17 oynamak istedim. Baktım bilgisayarım kaldırmıyor. 15 oynadım. Telefondan oynadık uzun süre. Onlar da var. En son 2 yıl önce bilgisayar aldım ben. Şu an video çektiğim bilgisayar. Onunla işte 2017 Farmteam 2017'yi oynadım. Ondan sonra baktım 19'u oynadım. Amazon Prime geçen bu senede 2023'ün sonlarına doğru bir ücretsiz verme şeyi verdi. Amazon Prime Epic Games'in üzerinden. Hemen oradan kaptım. Onu oynadım bir süre, 100 saat. Farmteam 2017'de 300 saate yakın bir oynama süresi var. 19'da 200 saate yakın bir oynama süresi var. Farmik Simulator 2022'de yeni başladık sayılır. Çok oynama sürem yok. 10 saatlik bir deneyim yaşadım. Baktım ilk bakış olarak şöyle nasıl bir oyun acaba diye. Onda da zaten çok fazla tarla işlerine girişmedim. Daha çok fabrika işlerine falan baktım, nasıl oluyor, nasıl ediliyor. Onları araştırdım biraz. Onları öğrendim işte. Ya video çekecek oyun bulmakta sıkıntı yaşadım ben açıkçası. ne çeksem diye düşünürken baktım, bizim kütüphanede Farming Simulator 22 var. Niye çekmiyoruz abi? Hemen giriştim abi, ondan sonra zaten çekmeye başladık. Ve ilerliyoruz, devam ediyoruz.
Üçüncü bölümdeyiz zaten. Yeni seri, yeni heyecan. Eğer ilerleyen bölümlerde de buranın şeyi biterse, nasıl diyeyim, daha fazla ilerlemez şey yaparsa da, artık farklı haritalarda, farklı zorluk modlarıyla da şey yaparız, videosunu çekeriz. Artık varmak istemiyordur, 22'de de varız abi. Neyse, ben buraları hızlandırayım tekrardan. Hatta ondan önce de şu şördeleri boşaltırız. Hadi bakalım, ben buraları hızlandırıyorum. Arkadaşlar şimdi ekimimiz bitmek üzere. Oradaki saman toplama işimiz bitti. Şimdi oraya bir kireçleme yapacağız ama kireç dayanır mı? Dayanmaz büyük ihtimal. Ben hemen şuradan, yetmez oluyor kireç. Hemen bir kireç doldurayım. Hemen bir kereç dolduruyor. Kereç almış mıydık acaba? Diğerini alırken bir fazla almış mıydık? Nerede? Fazla almamışız. Bir torbalar. Kireç. Ayarla. Oraya fazla, oraya 3 gitti, buraya 5 gider. Zaten ucuz bir şey, çok da pahalı değil. Buraya aşağı dolduralım. Doldururken ben de bir şeye bakmak istiyorum. Şimdi bizim buğdaylarımız ne zaman satarız? Yani en iyi fiyat ne zaman? Buğday. Space. En iyi fiyat Şubat ayında 732. O zamana kadar beklememiz lazım. Bankadan kredi çekip silo yapsak.
Ama nereye yapacağız işte, o da var. Şöyle bir bakayım silolara. Nereden bakacağız ona? Konteynerler değil. Burada değil. Burada değil. Ha, inşaat. İnşaat. Silolar. Beş yüz on bin. Şu kaç bin? 75 bin. Şu iyi aslında. Ama buna bir de nereye dökülecek edilecek bunun şeyi ya? Nasıl bir siloymuş ki? Ben çözemedim. Normalde böyle olması lazım. Da bu da bayağı büyük lan. Başka yok mu? Oyunun kendilerinkinin var. O da pahalı biraz geldi bana ya. Yeterli para yok diyor zaten. Şu uslu büyütme şeyi zaten. Şu 800 bin. Daha ucuz yok mu? 110 bin. Yok abi, kredi çekeceğiz maalesef. Yapacak bir şey yok. Hemen bu kredimizi çekelim. Bunu da doldura dur. Biz de o sıra kredi çekelim. Ne kadar çekelim? 100 bin çekelim mi? 100 bin çekelim ya. Bin çekelim onu. Ya başka çaremiz yok çünkü. Şunu döndür hacı abi. Da yola doğru yap. Da şu şekil koyalım. Burada peyzajlık bir iş var mı? Peyzajlıkta bir iş yok gibi duruyor. Çok da yükselti değil. Tamam. Tekrar bunları bir dolduralım. Doldur abi, doldur abi, doldur abi, doldur abi. Biraz hızlı. Fulleyelim ya bunu. Fulledik zaten 9000 litre. 3000 kaldı. O da yetmezse koyarız. Küçük bir tarla daha alabiliriz aslında. Ama paramız yetecek mi? Paramız de krediye girdik de. Öyle bir şey de var. Şimdi aslında şuraya da yapabilirmişiz ama orayı iyi ya. Orayıdır. Şimdi benim merak ettiğim konuya gelelim. Biz şimdi burayı ektik hacı abi. Buranın kireçlenmesi gitti mi? Sarılması gerekir. Sarmaktan kastın ne? Sarma nasıl yapılıyor? Bana açıklar mısın? Nereden bakacağız onu? Bilgi. Heh. Sabanla sürme, toprak işleme, ekin türleri, toprak bileşim, minimum sağdaki çiftlik arazi önemli noktalar, ekim toplama hasat, sabanla sürme değil, ekim dikim, mebzer, hasat, sarma. Heh. Otlak bakımı bölümünde yer alan. Ekim sonrası fideliğin üzerinde sarıcı ile geçtiğinde ek verim bonusu sağlar. Toprağa taşlar toprağa geri itilir. Bak, o olabilir. Sarıcıyı aldık mı ki acaba? Biz bakalım bizde ne var? Diskli tırmıklarla sarıcılar ayrıymış. Sarıcılar ayrıymış. O zaman şunu alalım. 12 metreymiş. Bayağı büyük zaten. Almayalım, hatta kiralayalım.
Boşta o motor var, onu yapalım. Şunu ben işçiye vereyim. İşçi muhabbet olsun. Ya öbür tarlaya ek çarpma işte ya. Öbür tarlaya da gitti bulaştırıyor. Ne güzel topla abi. Sarıcı alalım mı biz? Hatta videoya da bakalım kaç dakika oldu. Video uzun olmasın. Sarıcıyı alalım, gelelim ikinci bölüme geçelim bence. Yani diğer bölüme geçelim, dördüncü bölüme. Nasıl video uzun oluyor? Montajlamada bunu biraz sıkıntı yaşıyor. Yüklemede biraz da internet sıkıntı yaşıyor. Yani sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Sarıcı kiralayalım, gelelim. Ondan sonra diğer bölüme geçelim. Diğer bölümde de sarıcıyı da sararız. Diğer tarlanın ekimine başlarız. Kaldıramıyor mu lan bunu? Ben kaldıramayacak sanırım. Hasar seviyesi bayağı artmış bu traktörün de. Böyle sürerse hasar seviyesi artar tabi arkadaş. Normal. Bir açalım makineyi. Şu makineyi nasıl bir makineymiş. Bayağı büyük bir makineymiş. Test yapalım bakalım nasıl çalışıyor. Toz gibi gitsin arkadaş şunun. Toz gibi gitsin var ha. Güzel. Güzel. Şimdilik bu bölümün burada sonuna gelelim. Diğer bölümde oranın kireçlemesi bitsin. Oranın ekimine başlayacağız. Yine oraya kanal ekerim. Dediğim gibi diğer bölüm oranın ekimine başlarız, oraya kanal ekeriz, buraya gibi ot sökücü o kadar fazla ot sökücüyle değil de herbisitle yapsak ya bu işi. Ha. Neyse artık onları diğer bölüme bakarız. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.